Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım, onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettikleriniz için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak videoyu izlemenizi öneriyorum. Yazmam Cenk marka, zaten kenarı kolay delinen bir marka değil. Oldukça düzgün tığlandı. Tığladıktan sonra yazmamın kenarlarını ütüledim. Tığlamamı yaparken altın başak 383 numara yeşil ip kullandım. Üzerinde de yazmamın içerisindeki çiçeklere uygun şekilde iplerimi hazırladım. Altın Başak marka, şöyle göstereyim. 117 numara kahverengi, 413 numara hardal sarısı ve 211 numara kırmızı iplerim var. Kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara da kullanabilir. Bu örneği yaparken arkadaşlar şu dondurma çubuğundan kullanacağım örneğimde. Bunlardan zaten çocuklar tükettikçe ben muhafaza etmeye çalışıyorum. Özellikle oyalarda lazım oluyor kullanması. Boyunun küçük olması da bize pratik kullanım sağlıyor aslında. Hemen oyamıza başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle yazmamın kenarına. Tığ battının altından girdim. Biraz netleştirelim, daha güzel fark edebilin diye. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Çiçek yuvaları arasında bu minik çimenden yapacağım. Bu şekilde. Üçer zincir çekip sonraki tığ battıya geçerek. Şöyle incecik, tığ battıya göre birazcık daha geniş ve yuvarlak duruyor. Bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi çiçek yuvamı yapayım hemen. Dilediğiniz sayıda çiçek yuvaları arasında bu çimenden yapabilirsiniz. İki defa tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battıda da bir tane boşluk bıraktım. İkincinin altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Böyle bir trabzan örmüş olduk. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Dört oldu. İki defa doladım. Beş oldu. Şimdi burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. 7 zincirim eğer yetiyorsa yeterli. Benimki de yetmedi. 8-9 yapıyorum. 9 zincirle tekrar yuvaya döndüm. Şöyle oldu yaprağımız. Burada hemen bir sık iğne yaptım. Oluşan ilmeğimi genişlettim. Çubuğumun üzerine aldım. Yeniden yuvadan giriyorum, ipimi tutuyorum, tuttuğum ipin içinden geçtim, ikinci. Yuvadan giriyorum, ipimi tutuyorum, tuttuğum ipin içinden geçtim, üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Altı tane yaptık. En sonda trabzanımızı tutturduğumuz tığ battının altından tekrar giriyoruz. İpimizi tuttuk. Tuttuğumuz ipin içinden geçtik. 1, 2, 3 zincir çekip yandaki tığ battının altından tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir onun yanına. 1, 2, 3 zincir hemen onun yanındakine. Ben bu şekilde 12 aralık bırakacağım. Siz dilediğiniz sayıda bırakabilirsiniz. 3 zincirimi çektim. Hemen diğerine geçtim. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğerine geçtim. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Çubuğumuzun üzerinden ilmeklerimizi çıkardığımızda ya ipe geçirelim. Yani ipe geçire geçire gidebilirsiniz. Ya da çengelli iğneye geçirebilirsiniz. Şimdi bunu çıkardığımız zaman bu sökülmeye çok yatkın bir hale geliyor. Bu nedenle ben şimdi çıkardım. Hemen üstünün çiçeğini yapacağım. Daha sonra diğer çimenlerimi yapacağım. Hemen şöyle sarı ipim geldi elime. Sarı ipimle başlamak istiyorum. Mutlaka ya ip takın, ilerleyin ya da çengelli iğneye geçirin. Sarı ipimle ilmeğimi oluşturdum. Buradaki ilmeklerime geldim. 6 tane ilmeğim vardı. İlmeklerim kendi etrafında dönmüş olabilir. Eğer döndüyse düzeltiyorum. 1 ve 2. ilmeğime sık iğneyle girdim. Bu şekilde.
Bir tane zincir çektim üstüne. Tekrar ilmeğimden girdim, ipimi tuttum, sardım. İki ilmeğimden girdim, iki oldu. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz defa girdik. Şuradan ipimizi tutuyoruz. Tığımızı biraz biraz oynatarak bu 8 ilmeğimizden çıkıyoruz sardığımız bölümden. Sonra tuttuğumuz yerden tekrar girdik. Şöyle gevşek bir düğüm oluşturduk. Buraya kirpik yapacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Döndüm aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üçüncü kirpiğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dördüncü kirpik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Beşinci kirpik. 5 kirpik. Bu çiçek için yeterli. Sonra bir zincir çekiyorum üstüne. Kendi yuvasından yine aynı yuvadan sık iğne ile tutturup 1, 2 zincir çektim. Şöyle oldu çiçeği ucumda. Hemen sıradaki iki tane ilmeğime geçiyorum. İlmeklerimiz döndüyse, kendi etrafında kıvrıldıysa düzeltelim. Şöyle iki tane ilmeğime birden girdim sık iğne ile. Bir zincir çektim. 8 defa tığımı alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpimi tuttum. Tığımı hafifçe oynatarak 8 ilmekten çıkıyorum. Tuttuğum ilmeğimden tekrar girdim. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çekin. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 5 zincir, bir sık iğne bu şekilde. Beş tane kirpik yapacağız. Beş kirpiğimi tamamladım. Üstüne bir zincir çektim. Yuvadan tutturuyorum. Bir zincir daha çektim üstüne. Bir, iki zincir çekelim. Son iki ilmeğime geldim. Zaten son iki ilmeğini de yaparken bir yandan gevşedi. Onu da hemen şöyle çekip sıkıştırıyorum. Her ikisinin de düz yönü olmasına özen gösteriyorum. İkisine birden sık iğne ile girdim. Yine sarmaya devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa sarıyoruz tığımızı hepimizi. Hafifçe şöyle oynatarak çıkalım. Tuttuğumuz yerden girip tekrar çiçek yuvası için bir alan oluşturuyoruz. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimle geri dönüyorum. Yuvadan tutturdum. Yine 5 zincir, bir sık iğne. 3 oldu kirpiğim. 4 oldu. 5. 5 tane yaptıktan sonra bir zincir çekip yine kendi yuvasına tutturuyoruz. Üstüne bir tane zincir çekelim. Burada çimenimize de oyamızı bu taraftan tutturmamız gerekiyor. Geldik hemen. Aşağıdaki küçük çimenimizde bir iki tane boşluk bırakıp üçüncüden tutturuyoruz. Tam denk düşer böyle tutturursanız eğer. Üstüne bir zincir çektim. Hemen diğer çiçeklerimi de yapacağım. Göstereyim arkadaşlar size. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlayıp tamamlıyoruz. Ben ütüyle hafifçe düzelttim. Ütülendiğinde zaten kalıp gibi kalan bir model. Bu modelden daha önce yaptınız mı bilmiyorum ama şu sarma kısmı özellikle daha sonra hiç problem çıkarmıyor ütü konusunda. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak, oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.